Genel seçimden bu yana 2 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen hükümet kurulamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması erken seçim tartışmalarını gündeme getirdi. Peki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ve erken seçim tartışmaları konusunda vatandaş ne düşünüyor? ETV muhabirleri sokağın nabzını tuttu. İşte olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmelerinin ardından vatandaşların görüşleri. Zaten biraz oyalama çabasıydı Davutoğlu'nun yaptığı. 45 günlük süreyi de doldurup erken seçime gitmek baştan beri olan niyetleri sanırım gerçekleşecek. Sizce erken seçim halinde nasıl bir tablo ortaya çıkar? Çok farklı bir tablo çıkacağını düşünmüyorum. HDP yine barajı açacak. Bu durumda da AKP çoğunluğu gene elde edemeyecek sanırım. Dolayısıyla hani Kasım ayında deniliyor. Eğer Ekim-Kasım gibi bir seçim olursa siyasi tablo çok değişmez mecliste. Vallahi istikrarlı bir hükümetin geleceğine inanıyorum. Başkanlık sistemi gelsin. Bu başkanlık sistemi korkulacak bir sistem değil ki. Bu AK Parti'de din kapalı falan. Hepimiz Müslümanız burada. Hiç öyle bir şey kapanacaksın diye kadına böyle bir durumdan karşılaşmadım ben şimdiye kadar. Himayesinde olan bir şey. O geçen gün şeyde söyledi olmayacak diye. Erken seçim için hazırlıklar yapsın diye söylemişti. Artık bundan yani bugün AKP'den, CHP'den, MHP'den de koalisyon yapmaları olanaksız bir şey. Bunun için erken seçime hazırlanacağız. Erken seçim olursa sizce nasıl bir tablo ortaya çıkar? Erken seçim olursa AKP'nin hani oylarını artıracağını zannetmiyorum. Bunun yanında MHP'nin de kaybı olacak. Benim favorim CHP. Hiçbir düşüncem yok. Yani zaten olmayacağı belliydi. Yani şimdi hükümet tek başına iktidar olmak istiyor. Yani diğer partilerle şey yapacağı belli değil. Yani olmayacağı belliydi. Seçimlerde halkın takdirine kalmış. Erken seçim halinde nasıl bir tablo ortaya çıkar? Hangi parti başa gelir? Vallahi eğer vatandaş bilinçliyse hiç eski şeyden bir şey değişeceğini tahmin etmiyorum. Şimdi onlar tek başına iktidara gelir diyorlar ama sanmıyorum yani. Vatandaş yine bildiği yere verecek. Biz bütün AK Parti'nin oy kaybedeceğiz düşünüyorum burada. Bütün insanlarımıza yazıktır yani. Bu koalisyon keşke kurulsaydı. Keşke kurulsaydı ama maalesef üç parti yanaşmıyor. Yanaşmayınca da vatandaşı olacak. Bu konu hakkında koalisyon kurmakla ilgili görüşen partilerin bana göre muhalefet partileri bu ülkede hükümet olmasın, bu ülkenin ekonomisi çöksün diye uğraştıklarını düşünüyorum ben. Türkiye'de de AK Partisi hükümetin olamayacağını birebir kendilerinin bilmelerine rağmen hiçbirisi koalisyon olmaya yanaşmadı. Birisi tamamen yokum dedi, birisi de daha koalisyon safhasına gelmeden iki tarafın kurallarını konuşup o kurallarda bile mütabık kalamadan ayrıldı, işi bitirdiler. Yani bu da bana göre ülkeyi biraz düşünmemek diye olduğunu düşüneyim. Bunun da doğru olmadığını düşüneyim.